Şenay Lambaoğlu'nun özel hayatıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Samimiyetten ileri geldiği değil, daha fazla talep gördüğü için olduğunu düşünüyorum ben. Çok böyle sakinken bir anda çok sinirime kapılıp ters bir şey yapabiliyorum. MüzikOnair YouTube kanalına hoş geldiniz. Birbirinden özel konuklarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. YouTube diliyle konuşayım hemen. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Ve çok özel bir konuğum var. Şenay Lambaoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. İlk önce konuşacak, çok sohbet edecek konumuz var ama şöyle, sizi belki tanımayanlar vardır. Böyle kısaca kendinizi bir tanıtır mısınız? Uzun yıllardır müzikle uğraşıyorum. Şarkı söylüyorum. Kendi bestelerimi hazırlıyorum. Geçtiğimiz yaz Aman Avcı adında ilk defa hayatımda bir single çıkarttım ama ondan önce aslında 4 tane albümüm var. Evet. Daha çok kendi şarkılarım olmasının yanı sıra bir caz şarkıcısıyım. Fakat işte olabildiğince aslında o ekseni birazcık genişletme üzerine kendimce şey oluşturmaya çalışıyorum. Bir müzikal dil yaratmaya çalışıyorum kendi dünyamda. Azerbaycan türküsü değil mi bu? Evet, söylediniz. Doğru. Bundan önceki. Evet, bundan önceki. Nereden esti Azerbaycan? Şöyle aslında, yani Azerbaycan'la bir köken bağım yok ama hani normal Türklerde ya hepimizin aslında bir dil ve tarih geçmişimiz var. Onu çok sevdiğim bir arkadaşım işte gitarıyla işte bana eşlik ettiğinde o hali, o versiyonu çok hoşuma gitti. Peki YouTube'la ilgili neler söyleyeceksiniz? Dinleyici ve sanatçı arasında bir ince de olsa bir duvar vardır. Evet. O sanki kırılmış durumda. Siz ne diyorsunuz? Aslında insanlar arasında o ince çizgi olmalı. Yani bu sadece YouTube özelinde değil, hepimizin ilişkilerimizde belli çizgileri olması gerektiğini düşünüyorum. Yani YouTube aslında tabii çok inanılmaz bir zenginlik katıyor. Müthiş bir kaynak. Fakat beraberinde bir bilgi çöplüğüne de dönüştüğünü düşünüyorum ben. Çünkü o kadar çok şey var ki, yani herkes her şeyi paylaşıyor ama acaba her şey herkesin ilgisini çekiyor mu? Evet. Ya da gerçekten o kadar kayda değer ve konuşmaya değer şeyler üretebiliyor muyuz? Peki, görüşüm olduğunu düşünüyorum. Yıldız Tilbe'nin bu hafta sonu, biliyorsunuz, yakın zamanda bir fotoğrafı çıktı. Oldukça doğal. Evet. Çok fazla doğal. Evet. Yani hiç makyajsız, saçı yani yatak. Ama şöyle, makyajsız fotoğraf ben de paylaşıyorum. Benim kastettiğim şey aslında hani filtre derken işte makyaj olsun, o olsun, bu ama olsun biraz konuşuldu değil. O. Yani fazla doğal dendi. Hani çok hani yataktan kalkmış da olduğu gibi çekmiş gibi dendi. Bu tarz paylaşımlarda oldukça çok dikkat çekiyor. Yani artık zannediyorum ki insanlar şeyden sıkıldı. O ince bir çizgi olacak ama o duvardan, o güzel gözükmeden, o yakışıklı gözükmeden insanlar doğal halleriyle çekilmek istiyorlar. Ben bunun aslında tamamen bilinçli olarak yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Hareket olduğunu düşünüyorum. Bu çünkü dünyada yayılan bir şey. İşte no make-up, işte no filter. Bu şey değil. Hani samimiyetten ileri geldiği değil, daha fazla talep gördüğü için olduğunu düşünüyorum ben. Yani bunun bilinçli hamleler olduğunu bildiğim için ya da dünyada da bunun örneklerini gördüğümüz için bize de tabii dalga dalga yeni yeni geliyor. Peki son albüm, son teklide böyle olsun istemezdim. Böyle olmasını istemezdim. Böyle olmasını istemezdim. Klibinden bahsedelim. Klibi evimizin bahçesinde çektik. Evimizin içinde çektik. Zekeriyaköy'de çok güzel, tabii mevsiminde o güzel dokusunu izleyebileceğimiz çok güzel kareler vardı, fotoğraflar vardı. Onun dışında... O zaman çok samimi, eğlenceli geçmiştir çekimler herhalde. Kesinlikle öyle oldu. Yani evde çalışan ekip arkadaşlarımız mutfağa girip çayını, kahvesini kendisi aldı. Ekip arkadaşlar gittikten sonra eviniz ne haldeydi? Onu merak ettim. Annem biraz söylenmedi değil ama yok, bir şekilde çözdük. Evet. Herkes çok titiz ve çok bu konuda düzenli ve şeydi, yani olabildiğince anlayışlı davrandı. Evet. Acımasız değildi. Ama eğlenceli olmuştu. Çok yani. Eğlenceli oldu. Benim için de çok yabancılık müthiş. Çekmemişsinizdir. Çünkü set oldum, bir alışmak çok zor ilk önce sete. Evet, sete alışmak bazen zor oluyor ama gelen ekip de gerçekten sanki evin insanı gibiydi. Evde kedimiz, köpeğimiz hiç sıkıntı yaşamadı. Evet. Çok şeydi, yani şu anda klibi izlediğim zaman aslında benim hayatımdan çok özel anların da içinde olduğu kareler görüyorum. Klibi ben de çok beğendim gerçekten. Şarkı da çok güzel. Zaten çok taze. Şu anda da hani izlemeyenler varsa da ne etiketiyle yayınlanıyor klip? Ada Müzik etiketiyle yayınlanıyor. Evet. Net de üzerinden dinleyicilerimiz ulaşabilirler. Tekrar Şenay Lambaoğlu'nun özel hayatıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Çılgın mıdır? Çılgınlıkları var mı? çılgınlıkları vardır. Mesela? Çılgınlık derken aslında beklenmedik şeyleri kastediyorsak eğer, hani benden beklenmedik bazı davranışlarım olabiliyor. Pek şey yapmak istemiyorum. Sonradan çünkü yaptığıma pişman mı oluyorum? Yok, hayır, yaptığım her şeyin arkasında duruyorum. Ama mesela bundan yıllar önce işte ailemden habersiz Amerika'ya gitmiştim falan. Ha, ne kadar güzel. Evet evet, orada bir okula kaydettirmiştim kendimi. Aa, çok sonra güzel. Tekrar geriye döndüm, o ayrı. Evet. Ama mesela gittikten sonra haber verdim Amerika'ya gittiğimi. Çok güzel ama yani olsun. Yani ya da tatile çıkmıştım ve orada daha önce hiç denemediğim işte 2000 metreden işte o yamaç paraşütü yaptığım zamanlar vardı mesela. Hı. Ama bunları ben bir çılgınlık olarak değil, zaten bunu herkes artık yapabiliyor. Ama bazen mesela çok böyle sakinken bir anda çok sinirime kapalı ters bir şey yapabiliyorum. İzleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey, yeni bir proje değil miyim? Zaten bu çok taze bir proje, evet. Yeni bir albüm çıkmış. Bir konser, bir şey var mı veya nereden duyuruyorsunuz daha şu an yoksa bile programları? Şarkının çıktığı gün Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde konserimiz oldu. Bu da aslında çok güzel, hoş bir tesadüftü. Ocak ayında Yeldeğirmeni Kültür Merkezi'nde Kadıköy'de bir konserimiz olacak. Tarihte yanlış hatırlamıyorsam 14 Ocak. En yakın tarih buluşmalarımız sanırım o tarihe denk geliyor olacak. Yeni şarkımı da orada çalacağız. Eğer merak edenleri, canlı şarkıyı merak ederseniz sizi Yeldeğirmeni Kültür Merkezi'ne bekliyorum. O zaman çok teşekkür ederim. Konum ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Tekrar seni bekliyorum inşallah yeni çalışmalarla, güzel enerjinle konuğum oldun. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. MüzikOnair olarak Şenay Lambaoğlu'nu ağırladık. Çok teşekkür ettik kendisine ve bir daha ağırlayacağız inşallah. Bizleri izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.